Tekrar kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzda oyunun geleceği ile ilgili arkadaşlar bazı tahminlerde bulunmak istiyorum ki sizler de bulunabilirsiniz arkadaşlar. İstiyorsanız videonun altına yorum olarak yazabilirsiniz. Dediğim gibi hem oyunun geleceği ile ilgili biraz tahmin hem de oyunun ihtiyaçları üzerine biraz muhabbet etmek istiyoruz arkadaşlar. Bir kere oyunda en hızlı şekilde yapılması gereken arkadaşlar ilk olay. Ki eminim ki en kısa zamanda yapılacaktır. Başka çaresi yok yani bu işin. Şu gördüğünüz gelen aylık maceralar arkadaşlar. Aylık maceralardaki zorluk seviyelerinde acemi, normal, kahraman, usta ve koleksiyoncunun parçası olmayan var. Çok geç kalındı. Kesinlikle ama kesinlikle Jovalye. Vay vatandaş ya. Neyse biz onu Jovalye'den Şövalye'ye çevirelim. Şövalye zorluk seviyesinin bir an önce gelmesi lazım arkadaşlar. Muazzam derecede ihtiyaç. Yani olmazsa olmaz. Kesinlikle gelmesi lazım. Artık burası hem ödül babında hem de arkadaşlar zorluk seviyesi babında çok düşük kalıyor. Yani inanılmaz derecede düşük kalıyor. Ödüllere baktığımda 6 yıldız sayısı oldukça düşük. Yani üst seviyedeki hesaplar için söylüyorum bunu. 6 yıldız sayısı inanılmaz derecede düşük. Ne doğru düzgün T5 ne doğru düzgün Alfa 2. Hala 6000 parça Alfa 2 falan verme derdinde. Ve 6 yıldız parçası arkadaşlar inanılmaz derecede düşük. İnanılmaz derecede düşük. Artık kesinlikle ama kesinlikle yeni bir zorluk seviyesinin gelmesi lazım. Onun da adı Şövalye zorluk seviyesi olmalı. Bak en zor bölüm. Hele bir ilk bölümüne gireyim. Şu anda var olan koleksiyoncunun parçası olmayan bölümü arkadaşlar. İlk bölümüne girelim. Hop burada antrenman yapmışız. Gel buradan şöyle al yandan. 5 tane al abi fark etmiyor. Bunlar 5 yıldız bu arada. 5 yıldız R5 yani 6 yıldız R3'lerin 20K civarında bir gücü var. 20K'dan belki biraz daha fazla. Abi 7K. Yani kusura bakma da şu dişimizin kabuğuna girmiyor abi. Yani R5 200 kopya Warlock gibi bir karaktere karşı yani şu anda bunlar hiçbir cacık yapamıyor. Veya R5 200 kopya Doktor Doom. Yani şunun boss'u bile 14K daha bizim adamların gücüne yetmiyor. Yani madem koleksiyoncu parçası olmayan yapmışsın artık yukarıdakiler burayı yüzlemiyor bile. Yani kusura bakmayın da ben de arkadaşlar ki ben her yeri yüzlerim. Tek tur attım bekliyorum abi. Bir tek ilk bölüm işte 2 tur attım. Tek tur attım yani bitirsem mi bitirmesem mi diye düşünüyorum. İşte vaktim olursa bitiririm muhabbeti var. Son bölüme girelim. En baba bölüm yaptıkları en zor bölüme girelim. Yine R5 200 kopyaları basalım abi yan yana. 16.000 civarı birebir yani. Ha arena dövüşü yapıyorum ha bu hiç bir fark yok. Giriyorsun 3 yani 10. vuruştan sonrasını çok görmüyorum ya. Açıkçası görünmüyor yani. Yani artık bazı hesaplar daha yukarı seviyede, daha da zorluk seviyesi yüksek arkadaşlar bir şeyleri istiyor yani. Bunun boss nerede? Bu Gondi boss nerede? Burada. 40K'lık arkadaşlar. Çakma Kaptan Amerika. Dandik dündik de bir hero'ya benziyor. Neyse geldiği zaman bakacağız. Yani bu 40K abi. Bizimkiler de 20 işte 17K civarında falan. Hani sınıf bonusu bir beceri falan alsan. Yani 18-19K'ya falan çıkıyorsunuz arkadaşlar. Bir de sinerji kursanız 20K. Ya kusura bakma da ha arena adam dönmüşüm. Ha 2 tane adam dönmüşsün. Arada çok fazla bir şey yok. Kabam son zamanlarda karolarla bir şeyler yapmaya çalışıyor. Karolarla ıkınmaya çalışıyor. Can çekişiyor. Gerek yok. Yani kabamın böyle 190 zırh koymuş. Niye zırh kıran bir role gir? Can çekişme birader. Adam gibi yeni bir zorluk seviyesi getir. İnsanların artık neşesi yerine gelsin. Dediğim gibi yani büyük taarruz karısını koyuyor. Onu ekliyor, bunu ekliyor anam babam. Bir onu koyuyor, bir bunu koyuyor. Hani can çekişiyor abi. Can çekişme. Gerçekten can çekişme. Artık yani yeni bir zorluk seviyesi getir ki oyunun bence şu andaki en önemli ihtiyacı tabii ki teknik aksaklıklar dışında. İşte atıyorum mesela ağ bağlantısı, kontrol becerisi sıkıntısı, blok becerisi, yani siper becerisinin, siper atma özelliğinin mesafesi sürekli değişiyor. Tamamen sallıyorum. Mesela 0.25 birinde kalırsa işte blok atarsan siper atar. Bazen bunu 0.30'a çeker. Timing'de sürekli oynuyorlar. Tabii bu çok fazla kişinin bilmiyorum dikkatini çekiyor ama timing önemli, çok sıkıntılı. Birincisi kesinlikle ama kesinlikle arkadaşlar buraya koleksiyoncunun parçası olmayandan başka şövalye zorluk seviyeninde gelmesi lazım. Ve oradan da yine
en azından sağlıkları bir abi başlarken 100-150 bin civarında başlamalı. Yani düşük başlamasın. Bunlar başlıyor zaten 40-50 bin abi. Onlarla en azından bir 100-150 bin başlasınlar ki. Verdiği ödüller de güzel olsun tabii. Yani atıyorum burada ne veriyor abi topladığın zaman? İşte 1600 parça 6 yıldız burada abi. İşte 300 burada 1900. Bununla beraber 2200. 2500 veriyor. Abi 2500 ne? Verdin mi atıyorum mesela. 7000, 8000, 10000 parça. Abi her ay bir tane 600 açılsın yani orayı bitirenler. Ona göre zorluk seviyesi gelsin. Dediğim gibi yani gelecek olan normal adamların sağlığı 150 bin civarında olsun. Bosslarda 300-400 bin olsun. Zaten artık daha rahat dövülüyor yani. Oluyor abi. Olmuyor diye yani. Yapılıyor. En azından zorluğu da olsun. Ödülleri de güzel olsun. Dediğim gibi her ay bir tane 6 yıldız buradan açılsın abi en azından. Onun dışında ya ki 5 yıldızları işte ondan sonra 6 yıldız özgün taşları küçük küçük 3-5-3-5 neyse ateşleyip dursunlar mesela. Olmalı arkadaşlar. Bence kesinlikle ama kesinlikle bir şövalye zorluk seviyesi olmalı arkadaşlar diyorum. Bu bir. İkinci kısma gelelim arkadaşlar. Bazı hero'ların buff'ları yani çok hızlı olmak zorunda abi. Aşırı derecede hızlı olmak zorunda. Özellikle bendeki çöplere kaba ağırlık versin abi. Ayıp bir söylemesi 36 tane mi vardı? Bende kaç tane vardı? 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 36 tane 6 yıldızım var. Al birini vur ötekine diyorum arkadaşlar. Mesela Hulkbuster'ın buff'ı. Bu ne abi? Ya buff muhabbeti çıktı. 5 ay sonra buff geliyor. Yapıştır lan 2 tane tuşa basacaksın Gundy. 2 tane kod yazıyorsun. Onu da bir türlü yapamadın gitti zaten abi. O da ayrı bir galaksi. Onu bir an önce bufflamaları lazım abi. Hulkbuster bak kopyalı bekliyor. Böyle 6 yıldız kopyalı boru mu? Onun dışında açıkladıkları toplam 10 tane karakter buff'ı vardı. Abi 5. aydayız gözünü seveyim ya. 6. ayda ilk buff gelecekse her 6 ayda bir buff gelir. Yani zaten Kabama ki güvenmiyoruz. O ayrı bir şey. Kabama ben güveniyorum diyen varsa hayırlı olsun abi. Güzel günlerde güvenmeye devam etsin. Yani ne verdiği söz söz, ne yaptığı iş iş. Bir an önce buff olaylarında kesinlikle ve hızlı bir şekilde halletmesi lazım. Hızlı bir şekilde halletmesi lazım arkadaşlar. Bu nerf muhabbetlerine gelince artık şu nerf muhabbetlerini kapatsın. Yani nerf muhabbetini komple kapatsın. Adam gibi bir ekip kursun abi. O adam gibi ekiple olayı daha da bir düzelsin. 7. sahne geliyor arkadaşlar. Şu anda beta testi var. Yani bu hızla giderse kabam sanıyorum bir 15-20 aya kadar 7. sahneye de getirir. Normalde 2 ay içerisinde getirmesi lazım Temmuz'da. Ama bu buff'tan baktığımızda hani buff sözüne bakarsak bu yeni beta sürümü de sanıyorum birkaç sene sonra falan oyuna eklenir arkadaşlar. Kabımın 6 yıldız R4'ü çabuk çıkartmaması lazım. Çabuk çıkartmaması lazım. Öncelikle arkadaşlar bir 6 yıldız R3'ler iyice bir yayılmalı. Yayıldıktan sonra tam böyle ha tamam hani artık elimizde 7-8-10 tane var dediğimiz anda artık çıkarması lazım. O da benim tahminimce 7. sahne 2. bölüm, 7. sahne 3. bölümde falan artık. Yani 7-3'te 7-4'te falan artık çıkmalı ki çıkar diye tahminim. Yani 7-4'te çıkar diye tahmin ediyorum arkadaşlar. Muhabbet bu. Bunun dışında ne lazım? Kesinlikle ama kesinlikle başlangıç ve orta seviyedeki hesaplar içinde arkadaşlar rütbe yükseltme gelmesi lazım. Yani şunlardan gelmesi lazım. Nerede bunlar? Şu mesela 3 yıldızlar için R2, R3, R4 taşları. Ondan sonra yine 4 yıldızlar için de R1, 2, R3, R4 ve R5 taşları. Bunların da muhakkak çoğalması lazım. Özellikle varyantlara baktığımızda hep R5'ler falan geliyor. İşte 5 yıldızların R3 atma, R4 atma. Ama abi varyantların da mesela kendi içinde bir zorluk seviyesi olsun. Sadece 2 tane olmasın. Bir tane çok dandik. Hiçbir işe yaramayan. Bir tanesi de başlayan orta seviyedeki oyuncuların asla bitiremeyeceği varyantlar geliyor abi. Bunun bir arası olması lazım. Bunun bir arası olması lazım. Öyle tahmin ediyorum ki varyant 5'te yine ara bir zorluk seviyesi gelecek arkadaşlar. Ara bir zorluk seviyesi gelecek diye bekliyorum ki gelmek zorunda. Yani şurada bir klasik var. Şuraya baksana abi. Bu mesela zor olan kısmı. Adam orta seviye ne yapacak? Bu klasik ne abi? Yani buna da ödül yok ki. İşte araya bir şey ekleyecek. Mesela 4 yıldız R5 atabileceği. 4 yıldız cevher uyandırmaları bulabileceği. Atıyorum mesela. 4 yıldız Nexus'lar. Mesela 4 yıldız. Şimdi 5 yıldız Nexus ve 6 yıldız Nexus var. Abi okey. 4 yıldız Nexus nerede abi? Veya 3 yıldız Nexus nerede? Bunların da arkadaşlar muhakkak gelmesi lazım. O Nexus'larında 3 ve 4 yıldızlar içinde. Hatta belki Premium için bile. Bir ara vardı sanki Premium ama. Yine gelmesi
lazım. Ayrıca arkadaşlar en kısa zamanda 4 yıldızlar için. Bak abi, yani böyle bir saçmalık yok. Şimdi bir 4 yıldız karakteri R5 atabilmek için 8 tane T4 harcamanız lazım. 8 tane. 8 tane abi, 8 tane 4 tane. Nerede mesela, bak şuradan bir tane bulayım. Bu muydu? Mesela bunu R3 atmam için abi 4 yıldızı 3 tane T4 istiyor. Bu bir. Daha sonra R4 attıysan arkadaşlar 5 daha istiyor, 8. Abi 8 tane T4 çok fazla. Yani peki ne olması lazım? 2'ye 3 abi, toplam 5. 2 tane R3, R4 için. R5 için de abi 3 tane yeter. Toplamda 5 tane. Sıra gelin 5 yıldızlara. 5 yıldızlara çok büyük sıkıntı var abi. Bir 5 yıldızı yükseltebilmek için arkadaşlar, şöyle yükselt diyorum. 5 tane alfa 1 istiyor. Bak sıfırdan 100 kilometre ediyoruz ya, araçlarda kullanılan bir tabir var abi. Mesela bir 5 yıldızı R5'e çıkarmak istiyorsunuz arkadaşlar. Bak ilk kademede 5 tane alfa 1 istiyor. İkincisinde bir 5 daha istiyor, 10. Üçüncüsünde 6 istiyor abi, 16. Dördüncüsünde bir 6 daha istiyor, 22 tane alfa 1. Yani bütün şartları zorlayın. Ikının 22 tane alfa 1 ne kadar sürede çıkar abi? 22 tane alfa 1 ne kadar sürede çıkar? Yani ya bu ihtiyaç çizelgesini azaltsınlar ya da arkadaşlar daha fazla alfa 1'e ve altına dönülmesi lazım. Altınlarda muazzam derecede sıkıntı. Altın inanılmaz derecede sıkıntı. Altın, izo. Yani bunlarla ilgili ekstra maceraların muhakkak gelmesi lazım. Muhakkak gelmesi lazım. Ve artık varyant 5'in de gelmesi lazım. Varyant 5 nerede kaldı? Abi aylardır varyant yok. Yani bir sürü seri başlatıyorsun. O seriyi sekteye uğratıyorsun. Bir an önce varyant 5'in de gelmesi lazım. Ve dediğim gibi varyant 5'in de mutlaka bir ara sahnesi gelmeli arkadaşlar. Mutlaka bir ara sahne varyant 5'e gelmeli diye düşünüyorum. Bilmem siz neresiniz. Toparlarsam özellikle aylık maceradaki şövalye seviyesi muhakkak gelmeli. Muhakkak gelmeli. Onun dışında da 6 yıldızlarla ilgili ve başlangıçta orta seviyeler için rütbe atlatmalarla Nexus'larında oralara da gelmesi lazım diye düşünüyorum arkadaşlar. Sizler de düşüncenizi videonun altına yorum olarak yazabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hepiniz Allah'a emanetsiniz. Görüşmek üzere.